Hocam Hollanda'da yaşayan bir kişi iki iş seçeneği varmış. Birinde cumaya gidebiliyor, diğerinde gidemiyor. Hangisini tercih ettiğini? Sormaya gerek mi var bunu yani? Cumaya gideni tercih etsin, bilsin ki Allah namına neyi tercih ettiyse, tekrar tekrar söylüyorum, bu dünya Allah'ın en küçük ikramıdır. Unutmayın, Allah'ın hazinelerin haddi hesabı yok. O hasebe sen Allah için bir işi reddettin. Allah sana onu kat kat geri döndürecek. Rabbimiz Subhanehu ve Teala. Neden? Çünkü diyor ki, sen aciz ve zayıf halin ile benim için bu parayı reddettin ya, ben senden kat kat cömertim. Ben sana bunu kat kat döndürürüm. Ama ne zaman döndürür Allah bilir. Celle Celal. Tabi sen bunları yaparken rızayı ilahi için yap. Döndürmesi için yapma. Allah'ın rızasını kazanmak için yap. Ama bil yani o cömert padişah bunu sana kat kat geri döndürür. Onun için dininizi yaşayabileceğiniz iş seçin. Parası az demeyin. Huzuru çok olsun çünkü biz huzur ararız. Huzuru olsun, parası az olsun mühim değil. Huzursuz çok paralı işe girdin, ne oldu sonra? Huzurun kaçtı. Huzurun kaçınca bedenine aksetti. Sonra 5 sene iyi para aldın. Bütün para gittin, hastaneye yatırdın. Aynen kısır döngü böyle dönüyor. Huzurlu bir iş olsaydı az para alacaktı, hasta olmayacaktı. Öyle olacağını bilseydi acaba o şey kalkışır mıydı? Yani. Söylesen de duymaz, gaflet duymaz. Perdesi olduğu için, tamam mı? Yoksa anlatıyor Şeyhimiz Hazretleri, anlattırıyor bize çok. Söylüyoruz ama duymuyor. 5 sene önce namazını kılıyordun, huzurluydun, tarikat ehliydin mesela, zikirlerine rahat rahat gidiyordun, her şeyi yapıyordun. Buna şükretmekti senin vazifen. Az para alıyorsun falan derdine düşmek değil. Elhamdülillah. Benim karnım tok. Ailemin karnı tok. Kiramızı ödüyoruz. Elhamdülillah. Rızkımızı temin ediyor Rabbimiz gönül. Elhamdülillah. Zikrimizi yapıyor. Burada zaten hamd edecek yani. Benim büyük ikramım burada. Maaşımın çokluğu değil. Zikrime gidiyorum, sohbetime gidiyorum. Bütün vazifelerimi rahat rahat yapıyorum. Elhamdülillah deseydi huzurla dolacaktı kalbi. Tamam mı? Allah-u Teala Celle Celaluhu birine 1000 bereket katacaktı onun. Birine 1000 katacaktı. İstemedi onu. Dedi ki yok ben 5000 alayım. 1000 değil de 5000 alayım. Sıkıntılı mı iş? Olsa sıkıntılı olsun. Ben yüklenirim. O işe girdi bu sefer zikire gelmez. Sohbete gitmez. Namazlar kesat. Falan filan. Bir de orada bir öyle bir ahir zaman işleri öyle bir şey ki şeytan öyle bir boyunduruk takıyor ki insana. Böyle yavaş koşmak bile yok. Hep hızlı bir tempoda koşacaksın. Durmayacaksın hep. Hep o arkadaşım, benim çocukluk arkadaşımın söylediği bir mevzu hep aklıma gelir, onu söylüyorum. Diyor ki şey, bu Toyota'da çalışıyordu o. Hocam diyor, ayak izlerime baktım. Akşama kadar hep aynı yere basmışım diyor ya. Robot gibi yani. Düşün, ayrı bir yere bile basmamış. Gidiyor o Toyota'larda, biliyorsun araba sektöründe bant geçiyor, tamam, duramıyor. Devamlı tık 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 yapacaklar ya. Gidiyor, geliyor, gidiyor. Baktım diyor, ayak izleri bile aynı ya. Yanına bile basmamış. Allah Allah. Robot gibi çalışmış yani diyor. Velhasıl öyle bir döngüye sokuyor ki robot gibi böyle. Yani insan hayret ediyor. Allah'ın dinine hizmet et deyince çok geliyor insana ya. Fakat dünya için neler neler yapıyor çok gelmiyor. Neticede işte huzurlu az parana birine 1000 katıyordu Allah. O 1000 istedi. 1000 istedi. Allah bereket katmasın, sorun değil dedi yani tabiri caizse. Sonra ne oldu? 5 sene çalışıyor. 5 sene sonra belde sorun, yanda sorun, solda sorun. O kazandığı fazladan paranın hepsini götür hastaneye yatır. Ve de acayip olan ne? Hastaneye yatırsa bile eski sıhhatine kavuşamıyor. Kavuşamıyor da yani. Sadece biraz daha rahat idare edecek, biraz daha ileriye götürecek noktaya getiriyor onu. Genel olarak bütün insanlarda aynı hastalık var. Onun için siz olun, Müslümanca düşünün, girdiğiniz işte namazı kılabiliyor muyum?
zikrime rahat gidebilir. Bunlara bakın yani. Bunlar olduktan sonra biraz az olsun diğerinden ziyanı yok. Allah bereketini verir. Celle Celaluhu. Rızzakı kerim olan Allah'tır. İş değildir. Bunu kalbine yaz. Yaz. Rabbim ona hizmet ettiğim müddetçe dünyayı bana hizmetçi kılar. Adım Mustafa ise ben buna böyle iman ettim. Diyeceksin, öyle gideceksin. Sonra bakacaksın dünya önüne nasıl seriyor Allah. Ama sen tamamen Allah'a odaklayacaksın kalbini. Celle Celaluhu. Böyle.